GTA 5 bedava araba rehberi videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu an arkamda gördüğünüz Zentorno başta olmak üzere oyundaki pek çok arabaya nasıl ücretsiz bir şekilde 1 dolar bile vermeden sahip olabilirsiniz. Bu videoda hep beraber onu deneyimleyeceğiz, onu izleyeceğiz. Merak etmeyin, herhangi bir hile veya mod kullanımı yapmıyorum. Şu an gördüğünüz üzere bu oyunu tamamıyla PlayStation'dan oynuyorum. Bakalım cebimizden bir kuruş bile, 1 dolar bile harcamadan bu görmüş olduğumuz arabalara sahip olabilecek miyiz? İlk arabamızla başlayalım. Belki de bu videonun en zorlu arabası bu olacak. Çünkü inanın bu araca ulaşmak oldukça zor. Eğer birazcık şansınız yaver giderse şu an göstermiş olduğum yerden siz de tabii ki aracınızı alabilirsiniz. Gönül ister ki her gittiğimizde bir Zentorno ile karşılaşalım ama benim şansıma görmüş olduğunuz bu araba çıktı. En azından yakaladım yani onu söyleyeyim. Hemen bu görmüş olduğumuz ışıklarda karşımıza böyle bir lüks araba çıkabiliyor. Hatta şu an görüyorsunuz tam olarak nerede olduğunu da size tarif etmeye çalışıyorum. Hemen hızlı bir şekilde haritamızda nerede olduğumuzu göstereyim. Köprü altında böyle bir yuvarlak işte bir dönemeçli bir yol var. Hatta bazen şansınız yaver giderse buradaki dönemeçli yoldan da aracınızı bulabiliyorsunuz. İlk yöntemimiz buydu. Bu tabii ki videonun en zor yoluydu. İlk yöntemimiz her ne kadar zorluysa da ikinci yöntemimiz bir o kadar kolay emin olabilirsiniz. Buraya gelen herkes en fazla ikinci, bilemediniz üçüncü seferde buradan aracına kavuşup mutlu bir şekilde ayrılacak. Bunun için yapmamız gereken şey öncelikle bu otoparka giriş yapmak. Şu an gördüğünüz üzere ben birazcık şanslıydım ve karşıma Zentorno çıktı. Zentorno'nun çıkması yani %20 falan birazcık şanslıydık anlayacağınız. Bulunduğum otoparka rahat bir şekilde hatta şöyle bir hiza alayım daha rahat anlayabilin diye gelebilirsiniz. Bu araçları bu arada buraya ben koymuyorum. Lütfen o tarzda yorum yapmayı düşünüyorsanız yapmayın. Büyük yanılırsınız size o kadarını söyleyebilirim. Bu oyunun bize sunmuş olduğu bir hizmet ve oldukça verimli çünkü buraya tekrardan gidip geldiğinizde başka bir araç burada sizleri bekliyor olacaktır. Bunun örneğini de az sonra göreceksiniz. Üçüncü arabamıza doğru giderken şundan bahsedeyim. Şu an gitmiş olduğumuz evin garajında bizi bir araba bekliyor olacak. Bu arabadan yaklaşık iki tane daha bulabiliyorsunuz. Hepsinin rengi ve modeli farklı. Hemen bunu gösterdikten sonra size tabii ki o arabaları da göstereceğim. Haberiniz olsun. Bu garaja yaklaştığınızda arabanın bulunduğu garajın kapağı açılıyor. Ve tabii ki güzel bir spor araba burada sizleri bekliyor. Hemen haritadan size yerini göstereyim. Birazcık yukarı kısımda şu yolun kıvrıldığı yerde tekli bir ev var. Oradan gelip aracınıza kavuşabilirsiniz. Bu arada bu araçları nasıl koruyacağınızı videonun daha doğrusu bölümün en sonunda sizlere anlatacağım. Lütfen videoları sardırarak geçmeyin. Sonradan olmuyor etmiyor olmasın haberiniz olsun. Şimdi burada şöyle bir olay yaşanacak. Ben gittiğimde aracı öncelikle bulamayacağım. Şu an görüyorsunuz zaten. Ama bu kısmı bilerek kesmedim ki videonun doğru olduğunu sizlere kanıtlamak için. Burada birazcık videoyu hızlandırıyorum. Bakın hiç kesme, videoda oynama yapmadan hızlı bir şekilde tekrardan geri geldim. Bakalım. Şu an görüyorsunuz bir tane araç burada doğmuş ve garajın kapağı kapanmış. Gördüğünüz üzere aracımız orada bizi bekliyor. Yani herhangi bir hile, videoda oynama yok. Bunu tabii ki sizlere kanıtlamak istiyorum çünkü önceden paylaştığım videolarda çok fazla yapamayıp iftira atan insanlarla karşılaştığım için birazcık demoralize oldum açıkçası. Şu an göstermiş olduğum bölgeye gelin. Özellikle gece gelmeye dikkat edin. Saat 10'dan sonra gelirseniz sizler için daha iyi olacaktır. En azından aracı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu arabamızı tabii ki oldukça güzel. Dilerseniz sonraki yöntemle tekrardan görüşelim. Geldik 5. arabamızın bulunduğu yere. Belki her biriniz buradan onlarca yüzlerce kez geçti ama orada bir araba olduğunun farkında bile değildi bilmiyorum. Şimdi bu sokağa girdiğimizde
Ya şu an gittiğim yolda veya diğer yolda lüks bir araba sizleri bekliyor olacaktır. Eğer zamanlamayı doğru tutturursanız, öncelikli olarak bu yoldan gidiyorum. Sonra karşı tarafta bir araba dikkatimi çekiyor ve bu arabayı çok severim. Bayağı karizma gözüküyor açıkçası. Bu arabayı burada rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ya şu an bulunduğum yolda ya da karşıdaki yolda, bunu kesinlikle unutmayın. Bu aracımızı da aldığımıza göre aracın nerede olduğunu sizlere göstermeyi unutuyordum. Kuaförün bulunduğu sokaktan bu araca ulaşabilirsiniz. Bu arada aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Bakın şu an daha lüks bir araç bizi burada karşılıyor. Bu araba bayağı hızlı. Yani oyunun en iyi arabalarından bir tanesi. En azından hikaye modu için. Bu aracı da burada alabilirsiniz. Ve tabii ki az önceki arabadan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu yeri pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani mecbur arabamızı tamir ettirmek, modifiye ettirmek için gidiyoruz ama burada bir araba doğduğunu veya arabalar spamlı olduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz maalesef. Ben de bilmiyordum. Yani pek lüks bir araç gibi durmasa da klasik sevenler için biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Hemen haritada yerini bilmeyenler için göstereyim. Burada bulunduğunuz, arabanızı tamir ettirebildiğiniz yere geldiğinizde tam önünde lüks bir arabaya kavuşabilirsiniz. Burada sadece bu tarz araçları bulamıyorsunuz. Bunun yanında Zentorno, Turismo veya az önce kullandığım Bugatti gibi arabalara da buradan ulaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sonraki araba yerimize gidelim. Şu an bulunduğumuz bu noktadan şansınıza bağlı olarak pek çok spor arabaya ulaşabilirsiniz. Özellikle hareket halindeyken. Yani bu birazcık ilk yönteme benziyor ama özellikle bu otel civarlarında, bu yapı civarlarında oldukça güzel arabalar bulmak mümkün. Bu da böyle bir yöntemdi. Ve bu hızlandırılmış görüntüler eşliğinde yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geliyoruz. Lütfen bu kısmı atlamayın çünkü araçlarınızı nasıl saklayıp veya nasıl muhafaza edeceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikli olarak ilk gittiğimde Turismo çıktı karşıma. Artık şans mı başka bir şey mi bilmiyorum. İkinci gittiğimde de tekrardan bir Turismo ile karşılaştım. Bu araçları alıp evimizin garajına geliyoruz. Eğer evin garajına değil de bu aracı evinizin bahçesine koyarsanız büyük ihtimalle arabalarınızdan bir tanesi veya hepsi kaybolacaktır. Lütfen arabalarınızı garajınızda saklamayı ihmal etmeyin. Sonra vay efendim arabam kayboldu ne oluyoruz falan yorumlarını kesinlikle kabul etmem mümkün değil. Bu videomuz böyleydi. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Cebimizden 1 dolar bile çıkmadan oyunun en başında oyundaki bütün arabalara sahip olabiliyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dediğim gibi yardımcı olmuştur. Sonraki GTA 5 bölümlerinde tekrardan görüşene kadar bu arada bir sürü GTA 5 videosu gelecek. Hem shorts olsun hem normal videolar olsun. Haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.